Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî arsala rasûlehu beşîran ve nedîrâ. Ves-salâtu ves-selâmu alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alâ'l-hayri velev asîrâ. İ'lemû enne afdala'l-kitâbi kitâbullah. Ve afdala'l-hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerre'l-umûri muhtesâtuhâ. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve bi senedin muttasilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Ahsenun nâsi kıraaten, Kur'an-ı Kerim okuyan insanların en güzeli, en güzel Kur'an okuyan kimse ellezî izâ kara'a râeyte ennehu yahşallah. Kur'an okuduğu zaman Allah'tan haşyet duyduğunu gördüğün insandır. Kur'an-ı Kerim Müslümanlığın temel kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'e göre biz Allah'a inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki bildirilen Allah'ın sıfatlarına, niteliklerine göre, Allah'ın güzel isimlerine göre Allah'ı bilebiliyoruz. Yoksa Allah bu gözlerle görülmeyen ve hiçbir şeye benzemeyen, benzeri olmayan, ezeli ve ebedi varlığı kendinden olan varlığa deniyor. Bizim inancımız böyle. Allah doğmamış, doğrulmamış, varlığı kendinden, bizimki başkasından, bir ana babanın birleşmesinden. Ama Allah böyle değil. Şimdi böyle soruyor, Allah nereden doğdu? Allah nasıl başladı? İşte başlamayan, evveli olmayan varlığa biz Allah diyoruz. İslam inancı böyle. Hiçbir şeye benzemez. Bir sebebe bağlı değil. Varlığı kendinden olan varlık, mutlak kudret sahibi olan Allah'a biz varlığa Allah diyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'deki verilen bilgiler böyle. Biz buna göre Allah'a inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın verdiği emirlere göre Müslümanız. Namazımızı, orucumuzu, haccımızı, zekatımızı o bilgilere göre yapıyoruz. Ve ona göre hayatımıza yön veriyoruz. Müslümanlık da temel kitap, dinin dayanağı Kur'an'dır. Kur'an Azimüşşan'daki emirlere göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleridir. Çünkü Resulullah'a uyun, itaat edin, o ne derse yapın, ne yasaklarsa yapmayın. Yine Kur'an emri, dolayısıyla Peygamberimizi örnek alıyoruz ve onun yaptıklarını yapıyoruz, sözlerini tutuyoruz. Yine Kur'an-ı Kerim'e göre Müslümanların hepsinin birleştiği husus, Müslümanları Allah yanılmaktan korumuştu. Kur'an-ı Kerim'de var yine bu. Müslümanların yolu diye tabir ediliyor. İşte ona icma diyoruz. Yani Kur'an dinimizde dört tane ana dinimizde temel var. Başta Kur'an ana kaynak. Kur'an'ın emri üzere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri, sünnetleri. Gene Kur'an'ın emrine göre Müslümanların bir konuda ittifak etmeleri icma. Gene Kur'an-ı Kerim'e göre Kur'an-ı Kerim'in hüküm emirlerinden, ayetlerinden hüküm çıkarma yeteneğine sahip müçtehit dediğimiz kimselerin kıyası, içtihadı. İslam'da bu dört esasa dayanıyoruz biz. Bunun dışında başka yardımcı deliller de var ama esas ana dört delil var. Edilli erba denir bunlara. Hep temeli Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an Azimüşşan'dır. Yani şimdi günümüzde efendim Kur'an'da her şey var, doğru. Kur'an'da her şey vardır. Yaş kuru her şeyi Kur'an'da vardır. Vardır ama Kur'an-ı Azimüşşan'da oluş şekli genel prensipler halindedir. İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsan. Her cuma hutbede hatipler okuyor. Ömer İbn Abdülaziz bu Kur'an ayetini hutbede okunmasını istemiş. Çok güzel. Allah adaleti, iyiliği emreder. Adaletten kastı ne?
Genel prensip bu. Öyledir. Allah'ın her yaptığı, her emiri adalettir. Adalettir den ölçüleri ne, sınırları ne? Bunu nereden tanıyacağız? Peygamberin sünnetlerinden tanıyacağız. Peygamberin sünnetlerinden sonra orada bulamazsak müçtehitler, İslam müçtehinin içtihatlarından, icmadan ittifak varsa, değilse münferit içtihatlarından tanıyacağız. Yani genel prensipleri açıklama sadedinde Kur'an'da emirler genel prensipler halindedir. Yoksa Kur'an'ı taşıyamazdık. Bütün olaylar Kur'an'da var ama detayıyla olsaydı bir arabaya sığmazdı. Kamyona da tıra da sığmazdı. Bütün detaylarıyla yazılsaydı her şey. Prensipleri konmuştur Kur'an'da. O prensipleri Peygamber açıklamıştır. İcma ümmet yoluyla ümmet-i Muhammed'in müçtehitleri ittifakla açıklamıştır. Sonra müçtehit dediğimiz insanlar açıklamıştır. Kıyamete kadar İslam'ın bakası, devam etmesi, insanların bütün ihtiyacı cevap vermesi işte bu yolladır. Gelen genel prensipler vardır. Bütün insanların ihtiyaçlarına cevap verebilecek ana esaslar vardır. Bu ana esasları açıklayacak zamana, zemine göre, insanların kapasitesine göre müçtehitlerdir. Bunlar Müslümanların dertlerine deva olurlar. Tabii ihtiyaç seviyesine gelmiş. Sırf rıza, şeysi, hedefi Allah'ın iradesini tespit, saptama, bulma olan, asla şöhret, şan peşinde koşmayan, makam mansıp peşinde koşmayan, sadece Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ana temel iradesi nedir? Allah'ın bu ayeti koymaktan maksadı, hedefi, gayesi nedir? Bunu keşfedip, aha budur insanlar, yolunuz, yordamınız şu ayete göre şöyle olmalıdır diye açıklayacak müçtehitler insanları kıyamete kadar yönlendireceklerdir. Böyle bir alim yetiştirmek Müslümanların boynunun borcudur. Böyle müçtehit Kur'an ve hadisten, ana kaynaklardan Allah'ın iradesi, Resulullah'ın iradesi nedir bulup çıkarabilecek. Zor bir iş bu. Kuyudan kovayla su çıkarmak, istinbat. Bütün gücünü sarf edecek, bütün Allah'ın verdiği kabiliyeti, zeka kabiliyetini, müktesebatını, gayret ettiği ilim erbabından elde ettiği müktesebatı birleştirecek, tecrübelisini birleştirecek. Kur'an'daki ana hedef, ana amaç, gaye nedir? Allah'ın iradesi nedir? Burada Allah ne buyurmak istiyor? Bunu tespit edecek ve bize sunacak. Böyle üstün yetenekli büyük insanlara müçtehit denir. Böyle insanlar yetiştirmek zorundayız. Zorundayız. Resulullah devrinde böyle sahabe-i kiramın her biri buna yetkiliymiş. Resulullah onları okutmuş, öğretmiş. Her birisi muktedabihtir, uyulabilir. Bi eyyihim iktedeytüm ihtedeytüm. Benim yetiştirdiğim sahabemden hangisine uyarsanız doğruyu bulabilirsiniz diyor Efendimiz. O devir geçmiş, tabiun dediğimiz peygamberi görmemiş, sahabeyi görmüş, ondan öğrenmiş olanların devrindeki İmam-ı Azam bunlardan birisidir. Bu devirde İslam alemi çok genişlemiş, çeşitli fikirden, zikirden insanlar, ırktan kimseler, çeşitli medeni görüşlere sahip milletler İslam'la şereflenmişler, ülke genişlemiş. Herkes Müslüman olurken kendi birikimlerini, örf adetlerini de getirmiş İslam alemine. Onun için Kur'an herkes kapasitesine göre anlıyor. Çeşitli şekillerde anlaşılmaya başlanmış. O zaman işte çıkmışlar büyük alimler ki bunlara mutlak müçtehit deniyor. İşte onlardan birisi İmam-ı Azam ve Ebu Hanife, Numan bin Sabit, birisi Muhammed bin İdris Eşşafi'i, Malik bin Enes, Ahmet ibn Hanbel, Evzai, Süfyan-ı Sevri gibi dört tane değil, çok var. Zamanla bu zatlar, büyük müçtehit insanlar bunlar, hayatlarında etkilemişler çevrelerini. Çünkü onlar seviyesinde adam yok. Sen Anadolu'da ne dersin? Bükemedin eli öp. Ben Kur'an'ı anlayamayınca anlayan adama bakıyorum, anlayan adamlara en güzeli bu diyorum, onun elini öpüyorum, onun peşinden gidiyorum. Böyle Müslümanlar büyük hukuk güneşleri olan müçtehit, bu büyük imamların
etrafında kümelenmişler. Kendileri anlayamayınca Kur'an'ı, hadisi onların peşinde. Onlar bizim arkamızdan gelin dememişler. Doğrusu budur. Bu işler yanlış. Şu ayete aykırı, Peygamber'in sünnetine aykırı diye gürlemişler. Yanlış yapılıyor, doğrusu budur diye ispat etmişler doğrusunu. Herkes de dinlemiş, onların ayarında olmayanlar doğru söylüyor diyen bunun arkasında kümelenmiş. Bir başka Müslümanlar bununki daha hoş demiş, onun arkasında kümelenmiş. Mezhepler böyle meydana gelmiş. Yani bu zatlar ortaya çıktığı zaman ben mezhep kuruyorum fikriyle çıkmamışlar. Onlar gibi o seviyede olmayanlar çaresizlikten onlara uymak zorunda kalmışlar ki bu da Allah'ın emridir. Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmediniz mi? Bilene sorun diyor Allah. O bilen kim? İşte o İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmet gibi büyük adamlar, büyük üstün yetenekli insanlar. Biz o seviyeye çıkamayınca bunların peşinden koşmuşuz. Böylece mezhepler oluşmuş. Zamanla bunların dayandığı prensipler kitaplara dökülmüş. Prensipler konmuş. Usulü fıkıh, usulü tefsir, usulü hadis gibi ilimler oluşmuş. Ebu Hanif'in dayandığı prensipler, İmam Şafii'nin dayandığı prensipler diye kitaplara geçilmiş. İslam aleminde yeryüzünde olmayan ilimler ihdas edilmiş. Usul, metodoloji, Batı'nın metodoloji dediği, Kur'an'dan rastgele hüküm çıkarılmıyor. Kur'an'ın bir sürü hükümleri var, kelimeleri var. Nasıl ayıklayacağız? Bu Kur'an'ı anlarken nasıl kurallara, hangi kurallara uyacağız? İlimleşmiş bu. Prensipler, o büyük zatların dayandığı prensipler kitaplara geçmiş. Şimdi biz onları okuyarak profesör oluyoruz. Adam olmaya çalışıyoruz. Artık bunlar prensipler hani kalmış. Yani İslam'da gelişi güzel bir şey yok. Bir insan kendi kafasına göre de benim mantığıma göre diyemez. Uzmanı olmadığı sürece o sahanın böyle bir büyük bir imama uymak zorundadır. Böyle mezhepler ortaya çıkmış. Ortaya çıkmış. Kur'an-ı Kerim'i temel kitap. Allah'tan indiği gibi hiç eksiksiz fazlasız kıyamete kadar devam edecek. Bize kadar gelmiş. Allah'tan indiği gibi peygamberimiz hemen yazdırmış. Vahiy katipleri var. Nereden biliyorsun? Mekke'de mesela Hazreti Ömer'in Müslüman oluşuna bakıyoruz. Hazreti Ömer çok celalli, pehlivanlık da yapmış gençliğinde, güreşmiş. Böyle çok çelik yapılı, zinde bir insan. Son derece gaddar bir müşrik. Kafirlerin en önde geleni, dil biliyor, okuma biliyor. Müşriklerin harice bakanlığını yapmış. Çok kafası çalışan bir insan. Önde gelen bir putperest iken bu Muhammed'den çekiyoruz. Temizle şunu da kurtulalım demiş Ebu Cehil. Onun onuruna dokunmuş. Onu öldürmeye giderken bir Müslüman rastlamış onu. Bakmış ki Ömer'in yüzü iyi değil. Belli ki bir iş yapacak. Tavrından anlaşılıyor. Nereye demiş? Muhammed'i öldürmeye demiş. Sen onu bırak ya demiş. Kardeşinle uğraşsana. Hedef saptırıyor Müslüman. Peygamberi koruyacak. Ne demiş? Kardeşin de Müslüman. Evet demiş. O da Müslüman. Bırakıvermiş peygamberimize gitmeyi. Kardeşine gitmiş. Kardeşi Müslüman. Kocası Müslüman. İçeride Taha suresini öğreniyorlarmış. Şimdi Kur'an o devirde yazıldığına örnek veriyorum şimdi. Batılı doğulu bütün kaynakların Müslüman veya değil bütün kaynaklar yazan olay bu. Ellerindeki yazılı metinden Kur'an ayetlerini öğreniyorlar. O devirde bile daha Müslüman ilk ayetleri bunlar. İlk anları bile Kur'an yazılmış. Yazılmış. Kapıyı kırıp yiyor, içiyor, bakıyor ellerinde yazılı metinler var. Yazılı metinler. Bütün bilim adamlarının söylediği söz bu. Yazılı metinler. Ben onlar bana diyor. Hayır diyor kızı, kardeşi. Sen pissin, müşriksin diyor. Ona ancak temizler el sürebilir. La yemesuhu illel mudahharun. Sen pissin diyor. Git yıkan gel ondan sonra diyor vereyim senin eline. Kur'an'a abdestsiz dokunulmaz. Ancak abdestliyken temiz dokunulabilir. İşte örneği
Daha ilk anlarda bile bu böyle biliniyor. İşte bak, metin, yazılı metin istiyor okudukları. Yazılı yani Kur'an. İlk anlarında bile yazılı. Ve bu ilk metinler dünyada halen var. Elimizde var. Müsteşrikler, oryantalistler bunları biliyorlar, görüyorlar. Bakıyorlar ki elimizdeki yazılı Kur'an'la bunların hiç farkı yok. Onun için çıt çıkaramıyorlar. Kur'an'da eksik vardı, fazla vardı diyemiyorlar. Neden? İlk yazılı metin var elimizde. Şimdiki Kur'an'da hiçbir farkı yok. Elhamdülillah, bu özellik yalnız Kur'an'a özgüdür. Diğer kitaplarda bu özellik yoktur. Onlar 300 sene sonra, mesela Tevrat 325 sene sonra, İncil keza o kadar sene sonra kulaklardan kulaklara, rivayetlerden derlenmiş binlerce İncil var, dolaşıyor. İstanbul'daki Rum İmparatoru olmaz yahu diyor, Hristiyanız ama diyor böyle binlerce İncil olur mu? Bunu diyor indirin diyor, Allah bir tane diyor. Gönderdiği kitapta bir tane olması lazım. Binlerce İncil olur mu? İznik, şimdiki İznik'te konsil topluyor, bütün papazları topluyor bu konuda, namlı ilim adamlarını. Kavga, dövüş, dörde indirebiliyorlar binlerce İncil'i. Dördü biri yapamıyorlar. Hala dört tane İncil vardır. Matta, Markos, Luka, Yuhanna diye. Halbuki Allah bir tane İncil göndermiş. Bu bile gösteriyor ki İncil Allah'tan indiği gibi değildir. Evet, İncil'de Allah'ın ayetleri olabilir, vardır. Zaten okuduğunuz zaman anlıyorsunuz. Ama indiği gibi gelmemiş. İşte dört tane oluşu bile bunun ispatıdır. Kur'an tektir. İlk anda yazılmıştır. İlk anda yazılı metinler elimizdedir. Şimdiki metin de elimizdedir. Ne eksik var, ne fazla var. Elhamdülillah biz böyle bir Kur'an'a inanıyoruz. Bu Kur'an bizim dinimizin temel hükümlerini içeriyor. Biz buna uyacağız. Nasıl uyacağız? Okuyacağız, anlayacağız. Anlayaraktan uyacağız. Dediklerini yapacağız. Evet, bunu bir herkesin anlaması mümkün mü? Onun için işte bir imama bağlanıyoruz. Bir bilene soruyoruz. O bilenlerin, işte bizde önümüzde kitap var. Bu kitabı yazmaktan Cevat Akşit Hoca aciz. Kendi aciz olunca böyle bir zatın eserine başvurmak zorunda kalıyor. Bu adam bunu ezberden yazmış. Ama ben bu kitabı yazan kadar hadis ezber edemiyorum, edememişim, bilememişim. Adım profesör falan ama evet, herkese Allah bu yeteneği vermemiş. Elhamdülillah bunları anlayabiliyoruz ya, bu bir büyük nimet tabii. Tabii bunlar gibi böyle 100.000 hadisi senediyle ezbere bilebilseydik ne mutlu olurduk, ne güzel olurdu. Ama o onlara nasip olmuş, bize nasip olmamış. Hulasa Kur'an-ı Kerim'i, bizim temel kitabımızı okuyup anlayacağız. Anlayamıyorsak anlayanların eserlerine bakarak anlayacağız. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i okumak büyük sevap. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben kara'el Kur'an'a ketevallahu lehu bikulli harfin hasene. Bir Müslüman ki abdestli okumak zorundadır. Hayızlı kadın Kur'an okuyamaz. Cünüp adam, abdestli adam Kur'an'ı eline alamaz. Bazıları böyle söylese bile peygamber yasak diyor. Peygamber yasak diyor. Hayızlı kadın Kur'an okuyamaz diyor. Camiye giremez diyor. Peygamberin sözüne inanıyorsan Kur'an'a göre inanmak zorundasın. Öyle diyor. Hayızlı kadın Kur'an'a el süremez. Cünüp adam süremez. Camiye giremez. Peygamberin hadisleri var böyle. Kaç tane hadisleri var. Hadisleri kabul etmezseniz sapık mezhepler, Mutezile mezhebinin görüşüdür bu. Şimdi söylese bile 1000 sene evvel vardı bu görüş. Aynı boruyu öttürüyor. Sapık mezhep görüşlerini dile getiriyor. Sen ise, aziz halkımız ise, Anadolu insanımız ise, Şafii olsun, Maliki olsun, Hanbeli olsun, büyük çoğunluğu Hanefi'dir. Ehli sünnet inancındadır. Ehl-i sünnet inancında olanlara göre hayızlı kadın Kur'an'a el süremez, Kur'an okuyamaz, camiye giremez. Söylenenler ehl-i sünnete aykırı görüşler, sapık görüşlerdir. Mutezile, fırak-ı dalile dediğimiz sapık fırkalardan olan mutezilenin görüşüdür. Ben bilgi veriyorum.
hangi görüşe sahip çıkmak, inanmak gerektiğini sen karar vereceksin. Evet, şimdi Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız. Abdestle okuyacağız. Veya okuyanı dinleyeceğiz. Ha, hayızlı kadın, cünüp adam, temiz abdest almış, Kur'an okuyan bir kimseyi dinleyebilir. Kur'an'a el süremez. Kendisi okuyamaz ama okuyanı dinleyebilir. Okuyanı dinleyebilir. Dinlemek de okuyanla ortak olmak demektir. Öyle diyor Peygamberimiz. Nasıl imama uyduk şimdi? Biz okumadık. Uydum şu imama dedik, bitirdik işi. O okudu, bitirdi. Biz onun sevabına ortak olduk. Aynı Kur'an-ı Kerim'i okuyan bir müminin, temiz güzel müminin, okuyuşunu dinleyen mümin, huşu hudu ile dinleyen mümin, okuyan gibidir, ortaktır sevaba. Ha, onu yapabilir, o dinleyebilir. Şimdi bir kimse Kur'an-ı Kerim'i alır da okursa, her harfine bir sevap yazılır. Her harfine bir sevap yazılır, hasene. Efendimiz buyuruyor ki, la akulu elif la mim zelkel kitab. Elif la mim bir harftir demiyorum diyor. Ya velakin elfun harfun ve zalu vel elifu vel kafu. Evet, elif bir harftir. Lam bir harftir. Fe bir harftir. Zel bir harftir. Her bir harf bir harftir. Her bir elif, lam, mim derken üç harf vardır. Üç harfe üç tane iyilik var. Elif, lam, mim, elem şeklinde yazılıyor, bitecek. Bir harf zannetmeyin diyor. Üç ayrı harftir. Kur'an okuyan mümine usulle uygun okumuşsa her bir harfine hasene vardır. Kaç tane hasene var? Oo. Usulle uygun okursan 100 tane harf başına, 50 tane, 10 tane, 20 tane sevap hasene var. Durumlara göre, durumlara göre. Kur'an abdest alaraktan, niyet ederekten okursan 50 hasene var. Kur'an-ı Kerim'i ayakta namazdayken okursan her harfine 100 hasene var. Böyle hadisler var, çok var. Kur'an okumak sevap. Okurken nasıl okuyacağız? Evet, saygılı okuyacağız. O da bizim temel kitabımız. Kur'an'a saygı, abdesti okumak. Kur'an okumak ibadettir. Kıbleye yönelerek okuyacaksın mümkünse. Yani vasıtada giderken dokunabilir. Kıbleye dönmeden dokunabilir ama en güzelini yapmak istiyorsan abdest alacaksın. Kıbleye karşı oturarak Kur'an okuyacaksın. En güzeli bu. Yürürken de okunabilir. Binek üstünde de, vasıta içinde de okunabilir yürürken de. Ama en güzelini yapacağım desen, durumun müsaitse abdest alacaksın, kıbleye yöneceksin, oturacaksın. Saygı ifadeleri içerisinde Kur'an'ı okuyacaksın. Kur'an'ı harflerini mahreç dediğimiz boğazdan, boğazın çeşitli derinliklerinden veya ağızdan çıkacak şekilde nasıl çıktığı telaffuz ediliyorsa öylece telaffuz ederek okuyacaksın. Buna tecvid deniyor, maharici huruf deniyor. Türkçe'ye benzemiyor. Mesela Türkçe'de bir tek H vardır. Halik derken de, yaradan, halik derken de aynı H ile yazarsın Türkçe'de. Halik, öldüren anlamını da aynı H ile yazarsın. Bir de halik, berber derken de aynı heyle yazarsın. Kur'an'da öyle değil. Halik derken hırlayacaksın. Noktalı ha. Halik, yaradan demek. Eğer noktasını kaldır da halik dersen berber olur. Eğer ince okursan halik dersen öldüren olur, yok eden olur. Onun için Kur'an'ın harflerini, mahreçlerini bilerek okuyacaksın. Bir bilene gidip öğreneceksin. Bir bilene gidip öğreneceksin. Bakın, bir harf üç ayrı kelimenin harfi oluyor ve anlam değişiyor. Bu nedenle Kur'an'ın tecvidiyle okumak zorundasın. Neden zorundasın? Çünkü namaz kılmak zorundasın. Beş vakit namaz kılacaksın. Namazın farzından birisi nedir? Kıraattır. Kıraat ne demek? Fakra'u mâ teyessire minel Kur'an. Kur'an'dan en az bir ayet okumaktır. Kur'an da böyle okunur.
harflerini çıkararaktan, nereden çıkıyorsa mahrecine göre çıkararaktan telaffuz ederek okumak de, okumaya kıraat denir. Namaza durmuş. Ne yapıyorsun? Fatiha okudum. Buna okumak denmez. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Kendin duyacaksın. Aha, solukla, telaffuz ederek hangi harfi çıkardığını bilerek, bilecek kadar bir nefes alarak, telaffuz ederek okumaya kıraat denir. Namazın geçer olmasın, bu şarttır. Durmuş, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ne yapıyorsun? Namaz kılıyorum. Hani okumadım? Okudum. Nereden okudum? Kalbimden okudum. Kalbinden okumaya okumak denmez. Tefekkür denir buna. Kıraat olması için Kur'an'ın ayetini telaffuz etmek lazım nefesle. Kendin duyacak kadar sadece okursan gizli okuyuş denir. Yanındaki adam duyacak kadar sesli okursan cehri okuyuş denir ki akşam, yatsı, sabah namazları cehri açıktan okunur. Öğle ikindi namazları içinden okunur. Evet, Kur'an'ı böylece namaz kılmak için okumak zorunda olduğumuza göre her bir Müslüman Kur'an'ı öğrenecek ve harflerini nereden çıkması gerekiyorsa, nasıl telaffuz edilmesi gerekiyorsa o şekilde telaffuz edecek şekilde öğrenecek. Başka yolu yok. Mutlaka Kur'an'ı öğrenecek. Bu Latin harfleriyle olabilir mi? Soruluyor şimdi. Olabilir. Neden olmasın? Önemli olan Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemin. Bunu söyleyebilmek. Bunu söylemek için usuller varsa olur, niye olmasın, ama ona transkripsiyon diyorlar şimdi. Batılılar Latin harfleriyle Kur'an'ı telaffuz ediyorlar. Arapça kelimeleri. Efendim H'nin üstüne bir çizgi çekiyorlar. Ha bu diyorlar. Ha'dır bu diyorlar. Bir nokta koyuyorlar. Ha bu H diyorlar. Altına bir nokta. Bu sat diyorlar. Bilmem böyle. Bu işaretler de Latin harfleriyle Kur'an okumak daha zor. Biz bunun imtihanını verdik. Kitap yazdık böyle. O zaman doktora tezinde bu şarttı. Bu transkripsiyonu yazdık kelimeleri. Öğrendik yani. Ama aslı elif, b, t, s, cim, ha, hı, dal, zel, rı, z, şin, sün, sat, dat, tı, zı, ayın, gayn, fe, kaf, kef, lem, mim, nun, vav, ve, lam, elif, ye. Var ya Kur'an alfabesi. Bunlar yoluyla öğrenmek daha kolay. Evet, daha kolay. Daha kolay. Latin harfleriyle de olabilir ama o kadar zor ki. Bir harfin üstünde bir çizgi var, altında bir çizgi var. Karma karışık oluyor transkripsiyonla. Karma karışık oluyor. Bu transkripsiyonları koymazsan, transkripsiyon işaretlerini koymazsanız düzgün telaffuz edemezsiniz. Mesela her gün gelecek sabah namazından sonra 3 defa Euzu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim dedikten sonra besmele çekerek Haşr suresinin son 3 ayetini okuyan mümin o gün ölse günahları affolunmuş olduğu halde ölür diyor Peygamberimiz. Onun için Anadolu'da sabah namazından sonra bu Haşr suresinin son 3'ünü okuyor. Orada ne var? Huvallahul halikul bari'ul musavviru lehul esma'ul husna. Şimdi bu Arap alfabesini bilmeyen, Kur'an alfabesini öğrenmeyen bir Müslüman kardeşimiz soruyorlar bunları da ben onun için açıklıyorum bu konuları. Türkçeden okuyabilir miyim diye. Oku hanımefendi, beyefendi ama Huvallahul halikul bari'ul desen olmaz. Çünkü halik berber demek. Allah berber mi ya? Olur mu? Öyle sen halik desen berber olur. Öyle değil. Nasıl ya? Huvallahul halikul, halikul diyeceksin. Halikul de hırlamak için de kendi alfabesiyle öğreneceksin. Mesele bu. Mesele bu. Bunu arz etmek istiyorum. Evet, Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman her harfine bir hasene var. Kur'an okumak ibadettir, sevaptır. Yüzüne bakmak bile sevaptır. Tabii, şimdi itiraz edecek tabii profesör. O da konuşuyor. Kur'an'a bakmak sevapmış. Bırak ya bu saçmalıklar diyor. Hayır beyefendi, saçmalık değil. Ben sana soruyorum. Şimdi sen bu gözlerle çıplak bir bayana baksan haram olur mu olmaz mı lan? Soruyorum size. Olur değil mi? Allah bakmayın diyor çünkü. Kul lil müminine yağuttu min absarihim. Mümin erkeklere söyle.
çıplak kadınlara elin avretlerine bakmasınlar, yüzünü indirsinler. Kullil mü'minâdi yavdutna min absârihinne. Hanımlara da söyle Habibim, Müslüman hanımlara, elin erkeklerin ayıplarına bakmasınlar. Haram oluyor yani, değil mi? Sen o elin çıplak bacağına bakacağına, güzel Kur'an'ın kelimelerine baksan sevap olmaz mı? Yani onun söylediği görüş tutarsızdır. Kur'an'a sadece bakmak bile sevaptır tabii. Kur'an'a sadece güzel Kur'an'a bakmak bile sevaptır. Ama hedef nedir? İşte burada da söylendiği gibi, o hadisi açıklamasa dediğinde bu bilgileri size verdik. Kur'an okuduğumuz zaman, Kur'an en güzel okuyan, okuduğunda Allah korkusu kendisi kaplayıp, nasıl kaplar bu korku? Kur'an'ın manasını bilir. Allah en büyük, azamet sahibi, celal sahibi, ahiret var, kabir azabı var, kıyamet var, cennet var, cehennem var, Kur'an'da var bunlar. Bunları bilince tüyleri diken diken olur. Gözünden yaş gelir, haşyetullah duygusuna kaplanır, kapılır. Gözünden yaş gelir. Kur'an'ı anlamak hedeftir. Evet, bakmak ibadet yeterli ama yeterli değil. İbadet idir ama yeterli değil. Anlamak esas. Anladıktan sonra uygulamak ve o anlamanın etkisiyle Allah'ın azametini, celalini düşünüp tüyleri diken diken olmak, hedef budur. En güzel Kur'an okuyan da böyle Kur'an okuyandır. Okuduğu zaman tüyleri diken diken olup gözünden yaş gelen adamdır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem.